Genel maksat helikopterleri kolluk kuvvetler için hayati bir unsurdur. Böylesi bir helikopter hava hakimiyetinizi perçinler. Gerektiğinde ihtiyaca göre dönüşebilen ve anında harekat yerine gidebilen bir hava aracından söz ediyoruz. Bugün Gökbey ile dünyadaki 5 büyük helikopter üreticisinden bir tanesi de Türkiye olmuştur. Artık Gökvatan'da söz sahibi bir Türkiye var. Helikopterler uçaklardan biraz daha geç hava sahnesine çıkmıştır. Çizimler olmasına rağmen 1936 yılına ta beklemek gerekti. Fokker kardeşlerin yapmış olduğu ilk helikopterle birlikte artık hava sahnesi yeni bir döner kanatlı bir araca kavuşmuş oldu. Spiral ve kanat anlamına gelen iki kelimeden helikoptero şeklinde helikopter kelimesi ortaya çıkıyor. Piste ihtiyaç duymaması, istenilen askeri malzemeyi belirli noktaya taşımasıyla birlikte dünya ordularının belki de modern süvarileri haline geliyor. Helikopter gerçek anlamda 2. Dünya Savaşı'nda muharebe sahasında bir etken unsur olmaya başladı. Çok dar vadilerin arasında rahatlıkla uçabilen bir platform olduğu için keşif gözetleme açısından çok büyük bir avantaj teşkil etmekteydi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kore Harbi geliyordu. Kore Harbi'nin bizim için özelliği şudur. Bizim helikopterle ciddi anlamda muharebe sahasında tanışmamız Kore Harbi'ndedir. O dönemki askerlerimiz bu tecrübelerini yansıtmışlar ve böyle bir ihtiyaç olduğunu zaten belirtiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopter macerası gerçek anlamda 1953 yılında başlamıştır. Kaman Aircraft Corporation adlı şirketten sipariş usulüyle alınan bir helikopter var. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da bu helikoptere ben de bineceğim bu test uçuşuna diyor. Bu normalde oldukça riskli bir şey çünkü helikopterler tam anlamıyla rüştünü ispat etmiş mi etmemiş mi, bir kaza gelir mi falan demeden biniyor. Gerçekten de havalanıyor ve kazasız belasız iniş gerçekleşiyor. Bundan sonraki süreç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık kara muharebe ortamında ona çok büyük bir güç sağlayacak olan terörle mücadele harekatında olsun, Kıbrıs Barış Harekatı'nda olsun çok büyük bir güç sağlayacak olan platformla tanışmış olması. Bir milli kabiliyete ihtiyaç var. Zaten en başından beri vardı. En başından beri söylüyorduk ama bugüne nasip oldu. Düşünebiliyor musunuz? Her zaman dışarıdan bir şey alıyorsunuz. Bazen istiyorsunuz vermiyorlar. Parasını ödüyorsunuz. Ödüyorsunuz, göndermiyorlar. Türkiye şunu çok önemli bir şekilde yıktı. Biz bu adamlara vermezsek bu adamlar kendisi bugün değilse de yarın yapacak. Yani kaçınılmaz son değişmiyor. Bunları çöze bu sürece ulaştık, başarıya ulaştık. Ve günün sonunda da Gökbey'i yerli ve milli olarak tasarlayıp üretmek aslına bakarsanız oyun bozan bir hamleydi. Helikopteri bir hava gücü olarak değerlendirsek de aslında helikopter temelde kara kuvvetlerinin bir gücü. Şimdi aslında Gökbey'in doğuşu Güneydoğu. Önceden ne vardı? Patpatlar vardı. Biz o HP'lere patpatlar. Bunlar uzun zamandır aslında Türkiye'nin kullandığı ve belli bir ömrü aslında doldurdu veya doldurmak üzere olan sistemler. Kötü arazi ve hava koşullarına
iklim koşullarına karşı mukavemeti yüksek helikopterlere ihtiyaç var. 2005 yılında bir genel maksat helikopteri üretilmesi yönünde düşüncemiz olduğu için Sunar Bey'le beraber artık sanayimizin de yeterli olgunluğa ulaşmış olduğunu değerlendirerek Özgün Helikopter dedik ismine. Özgün Helikopter olarak bir genel maksat helikopteri yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilmesi yönünde bir çalışma yaptık, bir rapor hazırladık. UH-1 helikopterlerinin de yerini alabilecek bir helikopter tasarlanıp üretilmesi gerektiği yönünde Kara Kuvvetleri Komutanımıza arz ettik, bir rapor hazırladık ve Kara Kuvvetleri Komutanımız da uygun değerlendirdi ve bu şekilde eğitim helikopteri projesi iptal oldu. Onun yerine yerli ve milli özgün bir helikopter geliştirilmesi projesi başlatıldı. Tabii bu proje safhaları çok kısa süreler değil. 2012 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızda bir çalıştay düzenlendi. Ben de silahlı kuvvetlerden binbaşı olarak emekli olup TUSAŞ'ta helikopter test pilotu olarak görev yapıyordum. Çalıştay'a bütün yerli sanayi, TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi savunma sanayi firmaları, aynı zamanda da üniversitelerin ilgili bölümlerinden üst düzey profesörler, hocalar davet edilmişti. 5-6 ton ve 10-15 kişilik bir taşıma kapasitesine sahip bir genel maksat helikopteri. Bu da sonuçta Gökbey'i ortaya çıkardı. Şimdi bu helikopter projesi çok önemliydi Savunma Sanayi Başkanlığı TUSAŞ için. Başladığı zaman 2013 ve ben o zaman Türk Hava Yolları'ndaydım. En hareketli günlerimdi. Projeyi biliyordum. Çok heyecanlıydım. Şimdi buraya gelmek nasip oldu. Dediler ki biz Cumhurbaşkanımıza söz verdik. 5 yıl sonra bu uçak. 2013 yılında sözleşmesi imzalandı Gökbey'in. Bu sözleşme kapsamında da 5-6 tonluk bir helikopterin üretilmesi ve ilk uçuşunun da 5 yıllık bir süre içerisinde yapılması gerektiğiydi. TUSAŞ önemli bir adım atıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirilen bu projede pek de fazla helikopter tipinin rakibin olmadığı 6 tonluk sınıfa odaklanılmış durumda. Bizim ATAK projemiz vardı. Biz aslında TUSAŞ olarak da helikopteri ilk orada tanıdık, gördük. Şimdi ATAK helikopterinin geliştirilme süreci çok büyük bir zorluktu. Çünkü Türkiye'nin daha önce bu alanda hiç tecrübesi yoktu. Ve malum birçok ülke aslında size bu konuda bir teknoloji transferi yapmaya, ortak ürün geliştirmeye çok yanaşmaz. Bizim o dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın İtalyan Başkanı Berlusconi ile çok yakın ilişkileri vardı. İtalya'nın da bu konuda önemli şirketleri var. Biz ATAK'ı birlikte geliştirmeye başladık. Gördük ki kritik sistemlerde kimse kimseye bu dünyada maalesef bilgi birikimini kolay kolay vermiyor. Bu sebeple de aslında devletimizin iradesiyle ATAK tarafında olmayan altyapıları da aslında Özgün Helikopter Gökbey projesinde tamamlamayı hedefledik. Sözleşme imzalandıktan sonra 2015 yıllarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile anlaşmaya varıldı. Bu çerçevede de helikopter tasarlanmaya başlandı. Yalnızca arkamızdaki Gökbey helikopterinin tasarımı üretimi değil, bir helikopter endüstrisinin kurulması için gerekli olan tüm mühendis altyapısı, tasarım altyapısı, üretim altyapısı, test altyapısının kurulması amaçlandı. Şu geldiğimiz noktada da bu know-how'u kendimiz üretecek bir pozisyona geldik. Getirip herhangi bir helikoptere takamazsınız. Bunun bir mühendislik süreci var. Biz burada LHTEC T800'de başladık. T8400'de devam ediyoruz.
motor üzerine aslında tasarımımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda da aslında bir Gökbey projesi kadar büyük TS-1400 Turboşaft motor geliştirme projesi. 2017 yıl olması lazım. 8 Mart'ta bu Turboşaft motor projesi başlatıldı. Tabii yerli ve milli şirketimiz olan TEİ bu sorumluluğu üstlendi. İzleyicilerin önemli sorduğu soru, bunun yüzde kaçını yerli yapıyoruz? Bu sorudan önce bence gelmesi gereken, bu helikopterin ne kadarı yerli ve milli? Bugün TEİ, TS-1400'de bu motora bir alternatif oluşturarak mevcut kullanılan motora yeni bir sayfa açıyor. Tabii ki TEİ'nin ne kadar çok motor yaparsa, o motorlar ne kadar çok gökyüzünde uçarsa bu kadar tecrübeleri artacak. Ve önemli bir imalatçı haline gelecek kendi motoruyla ilgili. Ki bizim bu ölçekte geliştirdiğimiz ilk motor, ilk turboşaft motoru olmasının dışında bu ölçekteki ilk gaz türbini motor. Bundan önce bizim geliştirdiğimiz turbojet motorları vardı ama itkileri çok daha düşük, ufak motorlardı onlar. Daha çok seyir füzeleri için geliştirilen motorlardı. Şimdi böyle bir turboşaft motorunu geliştirmeye başladığınız zaman çok önemli bazı zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Tabii bu motorun geliştirme süreci de çok kolay değil. Yine aynı şekilde birçok test altyapısının kurulması, yine çok kıymetli bir ekibin oluşturulması gerekiyordu. Test pilotu olarak da bir görevimiz bu motorun gerçekten benzer motor gibi performans gereksinimlerini karşılıyor mu? Helikopteri yeterli güç sağlıyor mu? Bunları gözlemlemekti. Ve hiçbir problemle karşılaşmadık. Son derece başarılı, son derece emniyetli bir motor. Biz eğer demeseydik ya bizim bu motoru yerli yapmamıza gerek yok, biz bunu işte ithal motorla devam edelim diye bir bakış açımız olsaydı bugün o üretim kabiliyetlerini biz kazanamazdık. Bugün farklı motorları kullanmayı da kazanamazdık. Eğer biz bugün Kaan'ın motorunu konuşabiliyorsak burada kazandığımız kabiliyetler sayesinde konuşabiliyoruz aslında. Bizim açımızdan çok kıymetli. Bütün hakları bize ait. Biz bunda istediğimiz miktarda, istediğimiz şekilde üretebiliriz. İstediğimiz yere üretim hakkı verebiliriz, vermeyebiliriz. Lisansı bize ait. Buradan da hareketle birlikte aslında bir helikopterin belki de en zor tasarlanan bölümü motor ve transmisyon sistemi. Transmisyon nedir? Gaz türbinlerinden, jet motorlarından gücü alıp bunu dönüştürüp hızını azaltıp yukarıdaki palleri, mask diyoruz o koca şeye, ve arka kuyruğu döndüren bir sistem bu. Bu cihaz. Zaten bunu yapıyorsanız siz helikoptercisiniz. İlk uçuş kapsamında hazırlıklarımız aslında çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ancak biz tabii ilk uçuş için transmisyon konusunda yabancı bir alt yükleniciyle çalışıyorduk. Ve bu sistemi de bizim 6 Eylül 2018'den önce bünyemize katmamız gerekiyordu. Hassas parçalar, transmisyon örneği. Almanlardan alacağız. Vermeyiz dediler. Neden? Pek çok sebebi var. Öncelikle ihtiras. Öncelikle çekememezlik. Öncelikle hesap. Burada artık kağıt üzerine yazılmayan gizli veya bazen de açık açık ambargolar devreye girmeye başlıyor. Sizin projenizi geciktirmek için verdiğiniz parasını ödediğiniz sistemler gelmiyor. Veya deniyor ki işte bizim bu yıl fabrikamız şunu yapıyor, size bir yıl sonra verelim. O zaman bizim transmisyon yapma yeteneğimiz yoktu. Onu verdik kontrat olarak, yine para verdik. Bir türlü bitmiyor. Tasarım gönderildi, gelmiyor. Gittim oraya. Konuştuk, şöyleydi, böyleydi, böyle birbirini motive ettik. Tamam. Yine gelmedi.
Gene gittim oraya ama iki defa gittim. Bize transmisyon gelmedi. Cevap negatif olunca biz Genel Müdürümüzle direktifiyle içerideki tüm üretim süreçlerini hızlandırdık. Yani Batı, evet müttefikiz, lafımız yok. Ama bizim Batı'yla müttefikliğimiz çok karmaşık ve çok ikirciklidir. Bunu sadece sivil anlamda değil, askeri havacılık anlamında neredeyse Türkiye'deki bütün savunma projelerinde görmeye başlıyoruz. Ama içeride bizim cinler var ya, pozitif cinler bunlar. Burada o transmisyonu ekip bitirdi. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda transmisyon sistemini, ana dişli kutusunu ürettik. Kendisini transmisyon test standında test ettik. Yapılan testlerde güvenimiz bir kat daha arttı. Ve en nihayetinde de helikoptere bunu entegre ettik. Kural şu, transmisyonun yağı boşalırsa, Allah kösmesin olabilir, yarım saat yağsız, kuru kuruya çalışabilmesi gerekiyor. Transmisyonumuzu yarım saat yağsız çalıştırdık ve herhangi bir şey olmadı. O dişliler inanın çok sağlam, o helikopteri havada uçurmaya, emniyetle uçurmaya yeterli. Şimdi arkadaşlar aslında öyle bir şey tasarladılar ki dünyanın en iyisiydi. İnanıyorum. 10 numara cin gibi bir tasarım yaptı bizimkiler. Transmisyon bitince Almanya'daki transmisyonu gönderdi. Zorlukları aştıktan sonra bir bakıyorsunuz o parçayı vermeyen ülkeler size bu işte bize verelim, yarı fiyatına verelim. Ya bunu mühimmatta da görüyoruz, askeri havacılıkta da görüyoruz, birçok sistemde görüyoruz. Bunu gerçekleştiriyor. Bu açıdan herkes rakibini engellemek, yeni bir rakibin daha çıkıp kendi pazar payını küçültmek istemiyor. Bunu da uyguluyorlar. Bu da işin ne yazık ki centilmen olmayan bir tarafı. Ama bugün ümit ediyorum gördüler. Nerede gördüler? Ukrayna Savaşı'nda gördüler. Nerede gördüler? Gazze'de gördüler. Biz Türkiye'nin altını oyarken meğer kendi altımızı oyuyormuşuz. Ümit ederim doğru dersleri çıkartırlar. 6 Eylül 2018 sabah 6'da ilk uçuşumuzu icra ettik. Bizim için en kritik, en heyecanlı olan ilk uçuş. P0 dediğimiz ilk prototipimiz o. Süreç beni Gökbey'in ilk uçuşunu yapan ve testlerini icra eden bir noktaya getirdi. Anlaşın önce dua ediyorsunuz. Havaya kalkacak. Kalkıyor böyle. Bakıyorsunuz. Bir de inse diyorsunuz. Arif Kaptan'ın da inmeye niyeti yok zaten. O da böyle dönüyor duruyor. Aviyonik dediğimiz aslında kokpitteki ekranlardaki yazılım, kokpitteki paneller, telsizler, seyir sefer sistemleri, tüm bunlara da aviyonik diyoruz. Bir başka önemli pahalı malzeme aviyonik sistemler. Helikopterin beyni diyebiliriz yazılıma. Çünkü bütün sistemleri o kontrol ediyor. Dolayısıyla bütün bu bilgilerin pilota doğru aktarılması lazım. Özellikle aviyonikler kısmında Aselsan'la beraber çalışıyoruz. Kendileriyle de çok başarılı bir iş çalışması yürüttük. Bu görev sistemleri işte örneğin engel tanıma sistemleri var. Onları da yine Türkiye yapıyor. İçerisindeki uçuş kontrol bilgisayarları var. Onları da yine biz geliştiriyoruz. Bunlar aslında en önemli aviyonik sistemler. Bunları normalde birçok şirket, dünyada işte bu işi yapan birçok şirket kendisi geliştirmek yerine farklı tedarikçilerden elde ediyorlar. Ve aslında bir sistem entegrasyonu yapıyorlar neticede. Ve bunu da kolay kolay hiçbir firma size vermiyor. Bunları da biz şu an kendi bünyemizde geliştirdik. Çok rahat bir şekilde de üzerinde müdahalelerde bulunabiliyoruz. Ya düşünün ki siz bir ürün kullanıyorsunuz, yazılıma hiçbir müdahale hakkınız yok. Aslında siz o ürünün sahibi değilsiniz. Başkalarının istediği şekilde kullanıyorsunuz. Ama şu anda bu ürünün her türlü elektronik işlerini veya her türlü kontrolü siz yapıyorsunuz. Sizin dışınızda kimse müdahale edemiyor. Bu çok önemli. Yarın öbür gün ben bu helikoptere şu mühimmatı takacağım, şu değişikliği yapacağım ki görevi yerine getirsin dediğiniz zaman hakları size ait. Milli. Ama haklar size ait değilse işte o zaman tekrar o aldığınız yere dönmeniz lazım. Ben bu helikoptere şunu adapte edeceğim. Ekstra bir para. Her şey parayla da çözülmüyor. İzin vermiyor. Ve siz onları o noktada kalıyorsunuz. Siz kullanırsınız ama o gün onun menfaatlerine ters düşen bir an geldiği an blok edersin, kilitler kalırsın. Bir takım maniplelerin,
işte içeriden veya dışarıdan müdahalelerin, bir takım sabotajların engellenmesi adına sistemin size ait olması büyük bir değer taşıyor. Savunma sanayinde yerlilik, millilik, özgünlük bir varoluşsal parametredir. Gök Bey bizim üretmiş olduğumuz yerli ve milli imkanlarımıza gerçekleştirdiğimiz ilk sivil helikopterimiz. Siz de bildiğiniz gibi bu helikopterin birçok kullanım amacı var. Genel birçok görevi aynı anda yapabilecek özelliklere sahip helikopterler genel maksat amaçlı tasarlanıyor. Ve bu helikopterler çok fazla ve değişik görevlerde kullanıldığı için ona hızla adapte edilebilecek sistemlere sahip olmak zorunda. Dolayısıyla Gök Bey hem askeri hem de sivil ihtiyaçları karşılama bakımından ikisini birlikte kendi uhdesinde barındıran bir helikopter. Ağırlıklı olarak görev personel taşımak, yük taşımak veya orman yangını söndürmek gibi daha genel amaçlı görevler yer alır. Tabii ki genel maksat helikopterler arasında mühimmat kullanan, işte kapısına takılan bir makinalı tüfek veya yan taraftan paylonlardan ateşlenen füzeler gibi farklı görevler de olabilir. Ama Taarruz helikopterin görevi ateş desteğidir. Genel maksadın daha çok personel ve yük taşımaktır. Bu anlamda sizin mücadelenizin devamlılığı adına, sürekliliği adına varoluşsal bir destek sunuyor aslında helikopterler. Sadece bu mu? Jeneratör gelecek örneğin. Neyle gelecek? Yakıt gelecek örneğin. Neyle gelecek? Mühimmat gelecek örneğin. Neyle gelecek? Helikopterle gelecek. Yani özellikle en kritik zamanlarda ihtiyaç duyduğunuz malzemeler. Zamanca bir yarışınız var, zamanca bir mücadeleniz var. O zamanca mücadeledeki hassasiyeti ortadan kaldırmak için işte genel maksat helikopterleri. 12 kişi taşıyor. Asker tam yüklü teslimatlı asker. Emergency kurtarma yapabiliyor. Sivil de olabiliyor, yolcu taşıyabiliyor. Genel maksat helikopteri. Segmenti en çok satan bu. TUSAŞ bir marka oluştururken bir modelleme yapısıyla hareket etmiş durumda. T625 dediğiniz zaman TUSAŞ'ı ve tabii ki Türkiye'yi ifade ediyor. 6 dediğiniz zaman helikopterimizin ağırlığını ifade ediyor. 6 tonluk bir helikopterimiz. 2 motor sayısını, çift motorlu. 5 de o tepedeki büyük pervanenin, yani ana rotorun 5 ayrı palden, pervaneden oluştuğunu ifade ediyor. Bizim helikopteristlerimiz 6000 feet 30 derecedir. Çünkü güneydoğu şartları hep dağlık bölge, yüksek irtifa ve sıcak hava. Yine aynı şekilde havada kalış süresi 3.8 saat. İlave ek yakıt tankıyla bu 5 saatlere uzatılabiliyor. 740 kilometre menzili var. İlave yakıt tankıyla bu 940-950 kilometrelere gidebiliyor. Muadil helikopterleriyle de kıyaslandığında çok önde. 2018'de ilk uçuşu yaptıktan sonra, ki o zamana kadar bizim projemiz Özgün Helikopter Projesi diye adlandırılıyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bunun töreni oldu ve Gök Bey adı verildi. O çok muhteşemdi. Helikopterimizin ismini açıklamaya geldik. T-625 genel maksat helikopterimizin adını Gök Bey olarak belirledik. Emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. İçişleri Bakanlığı'nın iki unsuru var. Polis ve jandarma. Şimdi kırsalda jandarma büyük bir sorumluluk sahibi. Helikopter her yere inebiliyor. Hem istikrar operasyonları, hem güvenlik operasyonları, hem idari operasyonlar, hem arama kurtarma operasyonları için son derece kritik bir kabiliyet. İlk seri imalat paketimizi jandarmaya üretmiş olacağız. Arkamızda duran helikopter aslında o 3 helikopterden biri. Şu an hazır. Ayda 2 tane üretmeye başlıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Şu anda en az 300 adet Gök Bey isteniyor. Yani ileride bunun kaç yüz olacağını, kaç bin olacağını bilmiyoruz ama ürünümüzün kalitesi ortada. Gök Bey'le biz aslında daha önce sahip olmadığımız pek çok şeye sahip oluyoruz. Bunlardan bir tanesi beşeri sermaye. Yani bizim artık
kendi helikopterini tasarlayan, dizaynını yapan, motorunu üretecek olan personelimiz olacak. 50-60 kişilik tasarım ekiplerinden şu an geldiğimiz noktada 800-900 kişilik mühendislik ekibine ulaştık. Keza yine bizim teknisyenlerimiz çok kıymetli. Bizim tüm süreci, üretim, montaj faaliyetlerini, helikopteri uçuşa hazırlama faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Onlarda da yaklaşık bir 800-900 kişilik bir ekibimiz var. Yani şu an 2000 kişiye yakın bir helikopter ordumuz var. TUSAŞ'taki ortalama mühendis zekası diğer Avrupa rakiplerinden daha iyi. Burada akan Türk mühendisinin, Türk teknisyeninin, Türk işçisinin alın teri var. Belki ailelerine ayıracakları vakitleri burada tasarım yaparak, onları hayata geçerek, üreterek, test uçuşu yaparak, o döktükleri o terle bir yere doğru taşınacak. Bu açıdan Türk insanının çok büyük bir katkısı olacak bu helikoptere. Şimdi yavaş yavaş biraz daha teknolojiyi çocuklara indirdikçe, işte Teknofes bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. Bu gibi çizgi filmler, animasyonlar bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. Siz önemli bir şey yapmış oluyorsunuz. Bu yaptığınız önemli şey şu aslında. Bak, senin abilerin bu helikopteri yapıyor. Sen de bunu yapabilirsin. Sen daha iyisini yapabilirsin. Daha güzelini yapabilirsin. Ülkene hizmet edebilirsin. İnsanlığa hizmet edebilirsin. Bu gayeyi ortaya koyabilirseniz bu kez amacı olan nesiller yetiştirmeye başlıyorsunuz. İnsanı aslında bir şeyden geri tutan dışarısı değil. Bizim kalbimiz. İnanırsak her şeyi yaparız. Büyükler için, büyük işler için inanmak gerekiyor. Yani inat demeyeyim de gayret etmek gerekiyor. Onların yaklaşık 40-50 senelerdir yaptığı şeyleri biz aslında çok kısa bir süreye sığdırdık. Gökbey'in oyunu bozarak, aslında oyunu Türkiye üzerinden kurarak dünya helikopter pazarına yeni bir bakış getirecek. Daha çok sivil amaçlı bir helikopter. Yani ciddi bir pazar potansiyeli var. Hem dünyadaki işleri kolaylaştırmak, hem ülkemizin işlerini kolaylaştırmak için önemli bir hava aracı. Bu nedenle yıllardır yurt dışından alınan helikopterler, harcanan milyonlarca belki de milyarlarca dolar bu tür projelerle ülkemizde kalacak. Ve aynı zamanda Türkiye'nin ihracatına helikopterler özel bir katma değer katacak. Yani ben önümüzdeki yıllarda Gökbey'in sıklıkla gündemde olacağını düşünüyorum. Helikopter firması arasındayız. Kaan, Gökbey ve diğer platformlarımızla Gökvatan'a tahkim ediyoruz. Oğuz Kaan'dan bir cümle kurayım. Diyor ki, gök kubbe çadırım, güneş bayrağı. Biz böyle bir milletiz. Bizim gözlerimizin içine bakan coğrafyalar var. Gökvatan bize emanet. Tabii emaneti yalnız emanet edilen koruyabilir. Dolayısıyla Türkler korurlar.